Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir Erbani videosuyla karşınızdayız. Şimdi size böyle basit semahlarda, bizim 2-4 düz dediğimiz semahlarda nasıl çalacaksınız? Onunla ilgili bir kalıp vereceğim ve bu kalıbı birkaç tane müzikle de sizin için örneklendireceğim. Şimdi hadi bakalım hep birlikte çalışmaya başlayalım. Sevgili arkadaşlar, şimdi kalıbımız aslında kolay. Bunun hızı biraz yavaş olacak. Nasıl yavaş olacak? Mesela hemen direkt bir kalıptan gireyim mesela. Düm, düm, tek, düm, düm, tek, düm, düm, tek. Şimdi sevgili arkadaşlar, ritim aslında birbirini doldurma işidir. Yani bir yerden bir yere giderken adım örneği vermiştik. Ben bir adım atarım, siz o arada dört adımda da aynı sürede birlikte bir hedefe varmış oluruz. Burada da biz bu adımları vuruşlar olarak değerlendiriyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk yapacağımız vuruş düm düm tek, düm düm tek. Tartımda ne? Van İzmir, Van İzmir, Van İzmir, Van İzmir şeklinde yapacağız. Şimdi düm düm tek, düm düm tek. Elimiz ne olacak? Sağ 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 şeklinde. Şimdi bakın, ben yapıyorum. Şimdi en basit ve temeli bu. Biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Ritim vuruşlarımız geliştikçe süslemelere başlayacağız. Bu dersin sonunda bu kalıbı ne kadar süsleyebileceğimizi de göreceğiz. Bakın ne yapıyorum? Evet, gördüğünüz gibi temel basit. Düm, düm, tek. Şimdi gelelim bunun ikinci versiyonuna. İkinci versiyonu biraz daha dolduracağız. Aslında bu versiyona hepiniz alışkınsınız. Halaylarda da kullandığımız bir ritim. Ama burada biz bir şey yapacağız daha sonra. Dolayısıyla önce bu kalıptan gidersek yapacağımız şeyi daha net anlayacaksınız. Şimdi bakın arkadaşlar, burada ne yapıyorum? İkincisi de şu. Düm teke düm tek, düm teke düm tek, düm teke düm tek. Yani Ankara, İzmir, Ankara, İzmir. Şimdi elimiz nasıl oluyor? Sağ, sağ, sol, sağ, sağ şeklinde olacak. Bakın. Ankara, İzmir. Burada bir püf nokta var. Burası çok önemli. Bakın, en son vurduğum tek buradaki İzmir'in, yani düm teke düm tekin teki, burada da burada da. Şimdi ben burayı işaretleyeceğim. Arkadaşlar, orayı biraz sert vuruyorum. Bak, son teki birazcık sert vuruyorum. Onu da şöyle matematikteki bizim küçük işaretiyle yaparsak, tamam mı? Bu ne demek? Oraya geldiğin zaman biraz sert vur demek. Bak. Aynısı bir önceki kalıbımız için de geçerli. Düm, düm tek. Yani şurada ne yapıyorum? Sert bir vuruş yapıyorum. O da şöyle oluyor. Son teki, kalıptaki son teki ne yapıyoruz? Sert vuruyoruz. Düm teke, düm teki bir daha yapıyoruz. Şimdi ben Erbani'ye biraz yavaş vurup bir ezgi de vermeye çalışacağım kendim. Bakın. Gibi. Bunu müzikle yapacağız zaten. Bu kalıpların tamamını müziğin içerisinde kullanabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Mesela iki seri düm, düm tek, sonra düm teke, düm teke geçelim. Örneğin solist söze girdi. Yukarıdaki kalıbı sade çalarsınız. Solistin söz kısmı bitti, diyelim ki sazlar devraldı tekrar. Ara partisyonu çalacaklar. O zaman süsleyerek çalabilirsiniz. Şimdi ikisini birleştirelim. Hatta beraber yapalım hadi, biraz yavaş. 3 4
Evet, bu Ankara, İzmir'i zaten oyun havalarında, halaylarda birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Semahlarda da kullanılıyor ama dediğim gibi düz semahlarda, yani 2-4'lük, 3-4'lük ve 4-4'lük. Bunların ne olduğunu da hani basit usul, birleşik usul, asma davul eğitim videomun birinci bölümünde ve ikinci bölümünde anlattım. Mutlaka onu izleyin, o size çok şey kazandıracak. Evet, sevgili arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ankara-İzmir vuruşumuzda bir değişiklik yapacağız. Ve bu aslında bizim çalımımıza çok farklı bir nüans katacak. Bakın, es dediğimiz yerler vardır. Es ne demek? Bunu bahsetmiştim. Vurma, orayı es geç demek. Şimdi Ankara-İzmir'de Ankara'nın şu düm teke, şu ilk tekesini es geçeceğim arkadaşlar. Ne yapacağım? Vurmayacağım. Burada da. O zaman ne oluyor? Bakın, düm teke yerine düm ke düm ke düm ke düm tekeyi söylüyorum ama aslında orada seslendirmiyorum. Vuruşunu yapmayacağım. Yani Ankara, 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 Ankara'nın K kısmını vurmuyorum. Şurasını es geçeceğim. Tamam mı? Şimdi peki böyle nasıl olacak? Bakın. Ankara neydi? Ankara. Şimdi Anka. Şu heceyi vurmayacağım bak. Çok silik geçiyorum orayı. Vurmuyorum. Yani es geçiyorum. Bakın. Şimdi bir Ankara yapacağım. Bir de esli yapacağım. Bu es olmadan yaptım. Şimdi bir de esli yapayım tekrar. Buna alışmak için önce vuruyormuş gibi yapın ama erbanize vurmayın. Şimdi bu iki kalıp birleşince ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Yani düm es ke. Düm es ke, yani tekenin ke hecesi. Düm teke. Düm es ke. Düm tek. Yani şimdi şöyle yaptığımda daha iyi anlayacaksınız. Düm, düm tek, düm, düm tek. Sonra düm teke, düm tek, düm teke, düm tek. Ondan sonra düm eske, düm tek yapacağım. Üç tane kalıbım oldu. Bakın bu üçünü yavaşça birleştiriyorum. Çok yavaş çalacağım. Dikkatli dinleyin, elime de iyi bakın. Bak, birincisinden başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu üç kalıbı beraber de kullanabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Şimdi burada ekleyeceğimiz şeyler var. Mesela ben bir çalıyı. İlk kalıbın sallamalı versiyonu. Yani sallıyorum. Bakın, size tavsiyem önce bir sallamayı oturtun. Yani ne zaman mı vuruyorum arkadaşlar? Aşağı inerken vuruyorum. Tamamı aşağı inerken vuruluyor. İşte bu da semahta yine farklı bir süsleme. Ne yapıyorum? İlk kalıpta ervaneleri sallayarak vuruyorum. Ankara İzmir'i yapalım. Burada biraz size karışık gelir. O yüzden sallamaları böyle sade vuruşlarda kullanırsanız ilk etapta kulağınızın ayırması daha kolay olacaktır. Şimdi kalıbımızı kısaca tekrar ediyoruz hepsini. Düm, düm, tek, düm, düm, tek. Bunu güzelce çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ben tekrar atıyorum. Bak. Sonra düm teke düm teki çalışıyorsunuz. Tekrar yapıyorum.
Son tekler sert. Tamam mı? Şimdi esli vuruşu çalışıyorum. Düm tekedeki o T hecesini vurmuyorum. Hani iki tane düm tek tek düm tek tek yaptığımız yerde düm estek, düm estek, düm estek, düm estek, düm tek, düm estek, düm tek şeklinde yapacağız. Düm estek, düm tek. Yani gördüğünüz gibi kalıbımız çok kolay. Bunu bak birçok düz semahlarda kullanırsınız. Ben birkaç tane örnekle şimdi çalacağım sizin için. Mesela Sebat Akkiraz'ın çok güzel böyle düz giden 2-4, 3-4 semahları var. Bir de sevgili arkadaşlar son bir ekleme yapıyorum. Şuradaki bakın sert vurduğum teklerde bu sefer bir de erbanemi atacağım. Hatta buradakinden başlayacağım. Bak düm, düm tek. Nereye atıyorum erbanemi? Bu şekilde atacağım. Bunu attığımda tek sesiyle beraber buluşması lazım. Bakın bunu da böyle çalışıyoruz. Hemen kaçıyor geri bakın. Şimdi bunu birleştirdiğim zaman ne oluyor? Gördüğünüz gibi hem sert vuruyorum hem erbanemi atıyorum. Bunun için kendinize biraz zaman tanıyın. Çok acele etmeyin. Önce şöyle çalışın. Gördüğünüz gibi tekin sesi de değişiyor ve çok tatlı bir ses geliyor. Şimdi düm, yani düm teke düm tek çok aşırı kullanılmıyor. O yüzden ben 3. es versiyonlusundan göstereceğim yine. Bakın. Gördüğünüz gibi. Son teklerde erbaneyi atıyorum. Şak dediğimiz sesi elde ediyoruz. Şimdi arkadaşlar hem sallayıp hem de şaklı çalmanız için de ne yapmanız lazım? Erbaneyi sallarken düm düm tek, o son tekte erbaneyi bir de atmanız gerekiyor. O da nasıl sağlanıyor? Bakın. Bakın yandan göstereyim. Pardon. Gördüğünüz gibi bu da erbaneyi sallıyorum. Sallarken düm düm tek vuruyorum ve bunları hep inerken vuruyorum arkadaşlar. Burası önemli. Bakın. En son teke de atlatmayı koymaya, yani atmayı koymaya çalışıyorum. Bunu bol bol çalışın. Kolunuzdan içeklemeyin. Aksine bilekten. Bunu kullanın. Bu destek. Vücudunuzu çok kullanmayın. Evet. Şimdi bu kalıbı kullanarak bir de müzik örneği çekeceğiz. Onu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Düm, düm, tek. Düm, düm, tek. Düm, düm, tek. Van, İzmir. Van, İzmir. Kalıbımız bu. İkincisi nasıl? Esli olanı söylüyorum. Düm, estek. Bakın. Düm, estek, düm, tek. Düm, estek, düm, tek. Zaten bundan önceki yani düm, teke, düm, tek. Bunu biliyorsunuz zaten. Düm teke düm tek. Bunu halaylarda, oyun havalarında hepsinde kullanabilirsiniz. Değişen tek şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Vuruşlarınızın arasındaki süre. Ya yavaş ya hızlı. Yavaş çalarsanız halaylardan ağır halaylara gider. Hızlanırsanız oyun havasına gider. Yani gördüğünüz gibi çok hızlanırsanız hızlı halayları mesela kullanırsınız. Kalıp aynı. Düm teke düm tek, düm teke düm tek, düm teke düm tek veya düm teke düm tek, düm teke düm tek. Gördüğünüz gibi sadece değişen ne? Vuruşların arasındaki süre ya kısalıyor ya açılıyor. Tamam mı?
Hadi bakalım, kolay gelsin. Hadi şarkıyı çalalım.